Hepinize merhaba dostlarım ben Berk. Bu videoda 11.16 yamasında meta olmasını beklediğimiz en çok kazandıran karakterleri ve bu karakterlerin kazanma oranlarını etki eden faktörleri bunların güçlü olma sebepleriyle birlikte anlatıyor olacağım. Videoya da geçmeden önce bu bilgileri bulmamı sağlayan Senpai uygulamasından kısaca bahsetmem gerekirse kendisi maçlarınız başlamadan maç içerisinde ve maç sonunda maçlarınızı yapay zekasıyla analiz eden yardımcı lol programı. Uygulama ile maçlarınız başlamadan önce metadaki en güçlü pikleri görebilir, oynayacağınız karaktere göre banlanması gereken en doğru karakteri bulabilirsiniz. Aynı zamanda rakip takımın geçmiş maçlarındaki performanslarını, kazanma yüzdelerini ve o koridordaki başarımlarını görüp Karşılaşmanız boyunca uygulamanız gereken stratejiyi belirleyebilir. Karşılaşmanın sona erdikten sonra ise o maç içerisindeki performansınızı detaylı bir metin olarak görebilir. Sonraki maçlarınızda neleri yapmanız gerektiği konusunda fikir edinebilirsiniz. Her yama güncellenen tier liste sayesinde metayı takip edebilir. O yama içerisindeki koridor bazında S, A ve B tier karakterleri görüp uygun olan koridorunuza göre kazanma oranı en yüksek karakteri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz şampiyon sekmesi üzerinden istediğiniz şampiyonun kombolarını ve yetenek kitini öğrenebilir. Dilerseniz de seçtiğiniz şampiyonun karşısına gelen karaktere karşı nasıl bir oyun geçirmeniz gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni yamamız 11.16 ile birlikte üst koridor STR listemizde Kyle, Nasus, Irelia, Garen, Set, Mordekaiser, Malphite ve Jax bulunuyor. Irelia yetenek setinin güçlenmesi ve kullandığı eşyaların aldığı buffla birlikte oldukça yükselmeyi başardı. Urgot ise yediği nerflerle birlikte tepedeki yerini kaybetti. Mundo ise Rework'tan sonra hızla tepelere çıkmayı başarmıştı fakat diğerin dövüşçü karakterleri bıraktığını görüyoruz. Kayle vadi yaran güçlendiği için ve temel eşyaları da gücünü korumaya devam edip yetenek seti bufflandığından dolayı yüksek kitle kontrolü olmayan takımlara karşı çok işlevselleşebiliyor. Olabildiğince pasif ve güvenli bir erken oyun geçirirse geç oyunda Kyle ile baş etmek oldukça zorlaşıyor. Kaba gücünüz sayesinde ayrı kittirmede yaparak oyunun kaderini belirleyebiliyorsunuz. Erken oyunlara rakibinizle çok fazla takas aramayıp hızlıca 11 level'e ulaşır ve iki eşya tamamlayabilirseniz karşınıza durulması oldukça zorlaşıyor ve 16 level gücünüzle oyunlarınızı sırtlayabiliyorsunuz. 11.16 yamasında üst koridorda ikinci en çok kazandıran ve birkaç yama boyunca da yüksek oranlarda kazandırmaya devam edecek olan Nasus yer alıyor. İlah sindirenin güçlendirilmesi ve yetenek setinin dövüşçü şampiyonlara göre üstün olması nedeniyle birkaç yabayı tepede götürüyor. Yüksek tanklığı, yüksek hasar potansiyeli ve özellikle toplu duran takımlar için Pozisyon bozucu yeterek gitiyle hem karşısında durması zor bir rakip hem de kaçması bir o kadar zor bir rakip. Üst koridorda bu yama üçüncü en çok kazandıran karakterimiz İrelia oluyor. Kendisi üst koridorda kolayca güç patlaması yakalayabildiği için oldukça rağbet görüyor ve 11.16 yamasında da kazandırmaya devam ediyor. Takım savaşlarını yüksek tanklı ve tank eritebilme kabiliyeti sayesinde özellikle de hantal kompozisyonlara karşı atılabilme yeteneği büyük etkiler gösterebiliyor. Ormanda 11.16 listemizde Trundle, Yi, Warwick, Nocturne, Graves, Kain, Diana ve Viago bulunuyor. Sin tekli koridorlardaki gücünü ormanda da göstermeyi başardı ve yüksek kazanma oranıyla tekli koridordan çok ormanda arttırmayı sağlamıştı. Fakat geçtiğimiz yama kazanma oranlarının yediği nerf birlikte düştüğünü görüyoruz. Diana ise yediği nerf birlikte kazanma oranlarında ufak düşüşler yaşadığını görüyoruz. Trundle metamızın gözde ormancılarından olmuş durumda. Özellikle engeç kuvveti yüksek kompozisyonlara karşı tercih edilmekte ve tanklı, yüksek tank takımlara karşı mükemmel bir counter tercih olmakta orta ve geç oyunda yüksek baskın potansiyeli sayesinde gittiği her koridorda yüksek skor avantajlarını yanında getiriyor. Kırılgan gibi gözükse de takımınızda bir frontline'a ve tank edecek bir şampiyona ihtiyaç duyuyorsanız 11.16 yamasında Trundle işinizi görecektir. Ormanda 11.16 yamasında en güçlü bir diğer karakterimiz ise Master Şu an için dominant bir şekilde metayı iyi durumda götürüyor. Yüksek mobilitesi ve kullandığı eşyalardaki hızlı güç patlaması sayesinde erken oyunda aldığı skor avantajlarını haritanın her yerinde hissettirmeyi başarıyor ve zorlu pozisyonlarda bile taşıyıcıları kolayca aradan çıkartabiliyor. Master eğer bolca baskın atmayı seviyorsanız ve orman dönme hızına ihtiyaç duyuyorsanız 11.16 yamasında işinizi görecektir. Warwick takım savaşlarında rakibin en kırılgan ve mobilitesi en düşük şampiyona rahatça odaklanabilen bir şampiyon. Böylece takım arkadaşlarının yardımıyla rakibi bir kişi eksik savaşmaya zorlayabiliyor. Muazzam bir hasar ve orman dönme hızı ile yüksek mobiliteye ulaşan Warwick özellikle de hantal bir kompozisyon varsa rakiplerini kolayca yakalayabiliyor ve 5 kişinin arasında kalıp taşıyıcıyı aradan çıkardıktan sonra hiç yara almamış gibi hayatına devam edebiliyor. Hiperkeri barındıran rakiplere karşı Warwick tam isteyeceğiniz bir tercih. Orta koridora bakacak olursak 11.16 yamasında ise Malzar, Eni, Yasuo, Veigar, Yone, Katarina ve Zed yer alıyor. Malzar'ın nerf yememesine rağmen hiperkerilerin metadan düşmesiyle birlikte tercih oranları azalmıştı. Fakat yeniden hızlı bir şekilde tepeye çıktığını görüyoruz. Yasuo ise geçtiğimiz 3 yama önce almış olduğu taban saldırıcı artışıyla kazanma oranlarını daha da arttırdı ve tepedeki yerini koruyor. İlk üçlümüz ise gelecek yamalarda nerf yemedikleri sürece burada kalacaklardır diye düşünüyoruz. Ta koridorda en yüksek kazandıran karakterimiz Mazar. Yüksek kitle kontrolü ve yetenekleriyle çıkardığı yüksek hasarlar birleşince hızlı savaşlarda rakiplerinizi anında eritebilir. Topladığınız birkaç skorla birlikte oyunlarınızı sırtlayabilirsiniz. Kullandığı eşyalar sayesinde daha yüksek can sahip şampiyonları bile kolaylıkla aradan çıkarabilen Mazar e ve ulti yeteneğiyle takım savaşını uzak mesafelerden başlatıp rakiplerini ters pozisyonda bırakabiliyor. En güçlü ikinci karakterimiz en iyi, güçlü yetenek kiti ve eşyalarıyla birlikte koridor aşamasında hem rakibini sürekli dürtebiliyor hem de 6 levelde ultisinin açılmasıyla birlikte yarattığı korku sayesinde takımı için garanti kill potansiyeli anlamına geliyor. Geç oyunda da yüksek kitle kontrolü ile özellikle çok mobil takımlara karşı harika işler çıkartabiliyor ulti sayesinde de takım savaşlarında karşısında durması oldukça zor oluyor. Orta koridorda hız kesmeden yükselmeye devam eden Yasuo 3. sıraya geriledi. Yüksek koridor kontrolü sayesinde Elo fark etmeksizin tercih edilebilir ve yüksek skor katkısıyla galibiyeti getirebilir. Oyun uzadıkça işlevselliğini daha da arttıran Yasuo, ultisinin alan etkili özelliği sayesinde rakipten bir kişiyi anla çıkarabildiği gibi yetenek kiti sayesinde de savaşlarda fark ettirmeden eritici bir hasar çıkarma potansiyelini de beraberinde getiriyor. Alt koridorda 11.16 yamasında ise Jin, Ashe, Vayne, Tristana, Ezreal ve Caitlyn bulunuyor eş aldığı ve kullandığı eşyaları aldığı güçlendirmelerle birlikte kendisini Estiyar'a çıkarmayı başardı. Tristana ve Vayne'in ise bu yamada en güçlü hiper taşıyıcılar olarak yer alacaklarını söyleyebiliriz. Nişancılarımız arasında ilk sırada 3 yamadır Estiyar'daki yerini koruyan Jin var. Erken oyunda en yüksek saldırı gücüne sahip nişancıyken aldığı bufflarla birlikte kendisini orta ve geç oyuna da kolaylıkla çıkarabiliyor agresif bir erken oyun geçirecekseniz ve özellikle mobilitesi düşük bir botta ile karşı oynuyorsanız rahatlıkla tercih edebilir. Jin'in vermiş olduğu fırsatlardan kolayca faydalanabilirsiniz. Özellikle de geç oyunda aldığı eşyalarla birlikte çok yüksek saldırı gücü değerlerine de ulaşabilirsiniz. İkinci sırada yer alan eş yüksek kitle kontrolü ve erken oyun yüksek taban saldırı gücü sayesinde 11.16 yamasına da gözde nişancılardan biri olarak hızlıca giriş yaptı. Geçtiğimiz yamadan sonra sık tercih edilmesiyle kazanma oranlarında bir yükseliş elde etti. Özellikle mobil takımlara karşı agresif bir erken oyun geçirip geç oyuna bomba gibi çıkabilirsiniz. Son sırada yer alan Vayne Kraken katille tercih edilmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Erken oyun koridor gücü çok zayıf olsa da yanında bulunan kitle kontrol yüksek desteklerle birlikte daha da işlevsel olmasını sağlıyor ve önüne gelen herkesi biçmeye devam ediyor. 11.16 yamasında da nerf yemediği sürece önümüzdeki yamada yerini STR'de tutmaya devam edecek gibi duruyor. Destek listemizde ise Sona, Zaira, Brent, Swain, Morgana, Lux ve Leona bulunuyor. Trash STR listemizde bulunan nadir tank karakterlerdendi. Fakat nerflenmesiyle birlikte ATL'in sonlarında tutunmayı başardı. Zyra özellikle Q yeteneğine gelen güçlendirme ile birlikte ve W'sunun kısalması sayesinde koridor aşamasını güçlü geçirip kazanma oranlarında büyük artışlar yakaladı. 3 yamaları kendisini Estier'in tepelerinde görüyoruz. İlk karakterimiz Sona son zamanlarda özellikle iyileştirme konusunda sıkıntı çeken takımlara ilaç gibi geliyor. Yüksek yetenek gücü kitle kontrolü birleşince takım savaşlarının seyrini değiştirebiliyor. Düşük ulti bekleme süresi ve yüksek takım destekleyen yetenekleri sayesinde rakiplerin size ayaklaması pek mümkün olmuyor. Saldırı gücü taşıyıcınıza güveniyorsanız veya İyileştirme eksiğini kapamak istiyorsanız 11.16'da sona size göre. Zaire listemizde geçtiğimiz yamalarda aldığı bufflarla birlikte STR'de ikinci sırada giriş yapıyor ve koridordaki aşamasında dürtme gücü takım savaşındaki alan etkili yetenek hasarıyla birleşince yıkım getirici bir güç unsuru oluşturmuş oluyor. Özellikle düşük elolarda iş yapsa da kendisini yüksek elolarda tercih edebileceğinizi söyleyebilirim. Rakibinizde peeler ya da tank support olsun olmasın hepsine karşı muazzam bir counter tercih niteliğinde. Destek rolünde 3. karakterimiz ise tekrardan Brand oluyor. Kendisi oldukça yüksek yetenek hasarı ve takım savaşlarında ultisiyle çıkardığı muazzam hasarlar ile bitişik duran takımların başına bela oluyor. Erken oyunda rakibinizin hata yapmasını bekler ve onu avlayabilirseniz erkenden güçlenir ve koridorunuzda kurmuş olduğunuz baskıyı diğer koridorları taşıyabilirsiniz. Yüksek eloda olmasa da düşük eloda tercih edebileceğiniz Brand 11.16 yamasında sizleri bekliyor. 11.16 yaması tier listimiz bu şekildeydi dostlarım. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videoların devamını istiyorsanız beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek. օշճական